Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz çiçeksever dostlarım. Bugün sizlere aldığım Şok Marketi'nden indirimde olan saksılarımı tanıtacağım. Çarşamba günü biliyorsunuz Şok Market'te indirimler oluyor. Ve bu çarşamba günü bahçeyle ilgili hortum, işte birçok çeşit saksılar vardı. Ben de oldukça uygun bulduğum için bu saksılardan almaya karar verdim. Çünkü biliyorsunuz bahar mevsimindeyiz ve şu anda tam çiçek değişimi, saksı değişimi yapılacak bir mevsimdeyiz. O yüzden bunları sizlere anlatmak istiyorum. Ben çiçeğimin bir tanesini, saksısını değiştim dahi bile. Çok güzel oldu. Zaten yavrusunu da veriyor şu anda. Tam boyutu da güzel oldu. Bu saksı bana çok uygun geldi. Sıfır numara, gördüğünüz gibi sıfır numara 2 lira arkadaşlar, Şok'tan aldım. Oldukça derin, biraz boyu derin ama çiçekleriniz için eğer çok derin olduğunu düşünüyorsanız bu derinliği kapatmak için saksının en alt bölümüne taş koyabilirsiniz veya taş eğer yoksa strafor koyabilirsiniz. Böylelikle biraz o derinliğini azaltmış olursunuz. Ben uygun bulduğum için piyasada çok fazla saksı bulamadığım için bu fiyata epeyce bir aldım. Çünkü dikmem gereken çok fazla çiçek var. Suda bekleyen, köklenmesini beklediğim çiçeklerim, salon bitkilerim var. Bunlar da oldukça iyi olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bu sıfır numara 2 liraya aldım Şok'tan. Bunlar da aynı. Sıfır numara 2 lira. Gayet uygun bence. Bu da bu boyda 1 numara. Numara 1 yazıyor. Ve şöyle göstereyim. Bu da oldukça iyi bir boyutta. İşte tek sorun biraz derin olması. Ama söylediğim gibi bu derinliği kapatabilirsiniz. Bu fiyatı da oldukça iyi. Bunun fiyatı da arkadaşlar 1 numara 2.50 oluyor. Ve bir tane daha aldım. Bu da, bunun da numarası 30 santim diyor. 6 lira. Pardon, 6 litre. Bu da oldukça derin. Gördüğünüz gibi. Evet, derin. Ama kapatabilirsiniz. Arkadaşlar, saksı alırken lütfen saksı deliklerini kontrol edin. Eğer bu delikler iyi açılmamış olursa bitki kayıpları yaşayabilirsiniz. Bunun da fiyatı arkadaşlar, pardon belirtmedim. 4.99, yani 5 lira. Ben bunu çilek dikmek için aldım. Oldukça yeşil ve kırmızı bir arada çok yakışır diye düşündüm. Yeşil yaprakların arasından çileklerin bu şekilde sarkması oldukça iyi. Arkadaşlar lütfen bu saksılara dikkat edin. Bunu belirtmek istiyorum. Çok derin. Ayrıca delikleri görebiliyor musunuz? Delikleri varla yok arası. Şimdi şöyle tabağını açalım. Bakın delikleri çok iyi değil. Bu deliklerin az olması, yeterince açılmamış olması bitki ölümüne sebep olur. Böylelikle ben ne yapıyorum? Bu delikleri daha fazla açıyorum. Eğer çok iyi delikler olmazsa saksılarınızda bitki kayıpları olur. Neden olur? Çünkü suyu iyi süzülmezse kökler suda kalır ve zamanla çürür. Onun için ben ne yapıyorum? Eski kullanmadığım bir bıçağı alıyorum. Ocakta ısıtıyorum, iyice ısıtıyorum. Ve o ısınmış olan bıçağın uçlarıyla böyle delikler oluşturuyorum. Zaten deliği var ama çok az, yeterli değil. Mesela şurada birer tane var ama onları büyüteceğim. Ayrıca ortalara da açacağım ve köşelere de iyice büyüteceğim deliklerini. Buna dikkat ederseniz, ya mesela bana sorular geliyor, ben çiçek alıyorum işte büyümüyor, ölüyor gibisine. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela bitki bakmak öyle çok kolay sanılan bir şey değil. Mesela aldığınız, mesela saksı değişimi yaparken saksısı değişiminde
boyutuna dikkat edeceksiniz. Yani saksı değişirken bir boy büyüğüne sadece değişeceksiniz. Neden? Çünkü bitkiniz ve kökleri rahat etmez. Aynı bizim gibi mesela bir beden büyük ayakkabı giydiğinizi düşünün. Nasıl rahat edemezseniz bitkiler de aynı bu şekilde arkadaşlar. Yani mesela saksınıza dikkat edeceksiniz. Bu çok çukur. Bunu da ben güzelce delikler oluşturduktan sonra dikeceğim zaman, yani bir bitki veya işte çilek fidesi dikeceğim zaman mutlaka bu altını dolduracağım taşlarla. Eğer taş yoksa straforla boşluğu, yani derinliği biraz da olsa azaltmaya çalışacağım. Zamanla zaten bitki büyüdükçe büyük saksılara çekiyorsunuz ama bu yersizce bir derinlik var arkadaşlar. Onu belirtmek istiyorum. Lütfen bahar mevsiminde, içinde bulunduğumuz bu bahar mevsiminde saksı değişimine dikkat edin. Bitki gelişiminde saksı, toprak, bitkinin bulunduğu mekan gelişimi açısından çok çok önemli. Özellikle sulama önemli, ışık aldığı ışık mekanı çok önemli. Bu püf noktalarına dikkat edip takip ederseniz çok güzel, sağlıklı bitkileriniz olur arkadaşlar. Bu konuya değinmek istedim. Bu hafta şokta vardı böyle. Ayrıca Perşembe günü A101'de de çeşitli saksılar ve hazır toprak vardı, gübre vardı. Ben sadece saksı aldım. Hazır toprak pek önermiyorum. Çünkü sineklenme yapıyor, küçük sinekler oluşuyor ve bitki güzel gelişmiyor. O yüzden fazla ben kullanmıyorum. Evet arkadaşlar, bunun boyutu oldukça güzel oldu. Bugün sizlere şoktan, indirimden almış olduğum saksıları anlattım. Saksı boy seçimi nasıl olmalı, bunu anlattım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylelikle bir sonraki paylaşımdan haberdar olursunuz. Hoşça kalın çiçeksever dostlarım. Sağlıkla kalın.